Çocuklar, bugün size çok ama çok keyifli bir masal anlatmak istiyorum. Hatırlıyor musunuz? Daha önce de bir tane daha masal anlatmıştım. Ama bu masal ondan biraz farklı. Çünkü bu masal bizim yaşadığımız yerden çok çok uzak bir yerde geçen bir masal. Hadi o zaman başlayalım. Bu masalın kahramanları İzlanda'nın soğuk köylerinde yaşayan Eskimo'lardı. Mehtaplı bir gecede genç bir Eskimo'nun gözü şuradaki aya ilişmiş. Ve içinden şöyle demiş: keşke aya ulaşabilsem, onu yakalasam ve onu yuvarlaya 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 köye kadar götürsem ne güzel olurdu. Onu evimize asardık ve böylece o kocaman ışığıyla bütün köyü aydınlatabilirdi. Genç Eskimo çok ama çok iyi yürekliymiş. Sadece kendisinin aydınlanmasını istemiyormuş. Köydeki yaşayan bütün herkesin de aydınlanmasını istiyormuş. Bu yüzden bir fikri varmış. Köydeki diğer arkadaşlarına da haber vermiş. Ve demiş ki, hadi birlikte ayı yakalamaya gidelim. Bunu belki tek başıma yapamayabilirim. Sizin yardımınıza ihtiyacım olacak. Ve birlikte ayı yakalamak için yola koyulmuşlar. Genç Eskimo'nun harika bir hayali varmış. Hatta şöyle düşünmüş: büyük bir kulübe yapsam, ayı oraya asak ve bütün köydeki herkes ondan faydalansa ne güzel olur. Ve onunla aynı fikirde olan herkes genç Eskimo ile birlikte yola koyulmuş. Ve önce ayın nerede olduğuna bakmışlar ve gözlerini kestirdikleri yere doğru yürümeye başlamışlar. Ayın bir dağın tepesinde olduğunu fark etmişler. Oraya çok uzun bir yolculuktan sonra tırmanmaları gerekiyormuş. Bunun üzerine çıkmışlar. O da ne? Dağın tam tepesine ulaştıklarında bir de bakmışlar ki ay oradan çok daha yüksekti. Ellerini uzatmışlar ama bir türlü yakalayamamışlar ayı. Zıplamışlar, sıçramışlar ama yine olmamış. Bir türlü onu yakalamayı başaramamışlar. O sırada birinin aklına bir fikir gelmiş. Demiş ki, daha yüksek bir dağa tırmanırsak belki ona yetişebiliriz. Ve bunun üzerine yola koyulmuşlar ve daha yüksek bir dağa tırmanmaya başlamışlar. Tırmanmışlar. Ama dağın tepesine ulaştıklarında yine hayal kırıklığına uğramışlar. Yine çok ama çok yüksekteymiş. Yine hoplamışlar, zıplamışlar ama aya ulaşamamışlar. Eskimolar o gece ülkelerindeki neredeyse bütün dağları dolaşmışlar. Bir o dağın üstüne çıkmışlar, bir bu dağın üstüne çıkmışlar. Ama hiçbir dağ ile aya erişememişler. Aşağı inmişler, bakmışlar. Baktıklarında ay sanki dağın tam tepesinde duruyor gibiymiş. Ona ulaşacaklarını düşündüklerinde bir dağa tırmanıyorlarmış. Ve ay aniden çok daha uzağa kaçıyormuş sanki. Bunun üzerine gençler şöyle düşünmüşler: galiba ay biraz bizden korkuyor. Olabilir mi? Ne zaman onu yakalamak için yanına gitsek bizden kaçıyor. Galiba bizden korkuyor. Ve bunun üzerine ayın onlara gelmesi için tatlı bir şarkı söylemeye karar vermişler. Güzel ay, canım ay, yanımıza gel mutlu et bizi. Yağlı ekmek, tatlı çörek, ziyafet bekler seni. Şarkılarını söylemişler ve ayı beklemeye başlamışlar. Beklemişler ama ay yine gelmemiş. O kadar şarkı söylemelerine rağmen galiba ay onlardan korkmaya devam ediyormuş. Üstelik sanırım ayın canı yağlı ekmek ve tatlı çörek de istemiyormuş. Çünkü her defasında onlar düzlükteyken
Ay dağın tepesinde oluyormuş. Ama onlar dağın tepesine tırmandıklarında aniden daha yükseğe kaçıyormuş. Gençler çok ama çok yorulmuşlar ve en sonunda köylerine dönmelerinin iyi olacağına karar vermişler. Ayı yakalayamayacakları için de büyük bir kulübe inşa etmekten de vazgeçmişler. Ve her zaman yaşadıkları küçük şirin kulübelerde yaşamaya devam etmişler. Belki de ayı yakalamamaları iyi olmuş. Böylece ay hepimize kalmış ve geceleri bizleri o güzel ışığıyla aydınlatmış. Çocuklar, umarım hikayeyi beğenmişsinizdir. Hoşça kalın.